TSCB'nin dağılması açısından ki Gorbaçov döneminde atılan adımlar bu çatışmanın başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir. 2 hafta önce başlayan çatışma 30 yılın biriktirdiği sorunların üzerine yükseldi. Ermenistan taraflardan hangisi kazanırsa kazansın ki Azerbaycan kazanmaya yakın görünüyor, yine çözülmeyecek. Azerbaycan Sovyeti'nin içindeki, özel cumhuriyetin içinde olduğu için Azerbaycan Sovyeti'ne bağlanıyor. O kadar mantıklı ki 80'li yılların sonuna kadar hiçbir çatışma yaşanmıyor. Barış içinde yaşıyor bu halklar orada. Azerbaycan sürekli bu bölgeyi denetim altına alması için Türkiye tarafından hem silah desteğiyle hem ekonomik olarak kışkırtılıyor bir anlamda. Suriye meselesinde iki devlet bir hükümetiz biz derlerdi. Şimdi Suriye'nin halini görüyoruz. Şimdi de iki devlet tek millet diyor. Azerbaycan sorunu söz konusu olunca. Bu politikanın sonu da Suriye'nin sonundan farklı olmaz. Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin. Hoş bulduk Zeliş. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün biraz Ermenistan ve Azerbaycan meselesini konuşalım istiyoruz. Çünkü bir süredir yani yaklaşık 2 haftadır başlayan çatışmalar var ve devam ediyor. Elbette çeşitli açıklamalar da geliyor. Çatışmaların dozuyla ilgili de çeşitli haberler düşüyor. Biraz bunları değerlendirmeni isteyeceğiz bugün. Öncelikle en başından başlamak istiyorum ben. Sen şöyle bir anlatırsan bizlere Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bu çatışmalar ne oldu, durup dururken neden başladı ya da vardı da biz mi göremiyorduk? Nedir mesele, nasıl başladı mesele? Aslında Zeliş, bu Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorun yeni bir sorun değil. Uzun zamandır zaten tartışıldığında, çatışmalar yeniden başladığında da herkes bunu öğrendi. İşte en yakından başlatan 25, en uzağa giden de 30 yıl diyor. 80'li yılların sonları aslında özellikle Dağlık Karabağ'ın statüsünün değişmesi ve 80'lerin sonunda bu Glasnost Perestroika, meşhur Rusya'nın dağılması açısından, SSCB'nin dağılması açısından ki Gorbaçov döneminde atılan adımlar bu çatışmanın başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir. Ama bu son çatışma, yani 2 hafta önce başlayan çatışma, bu sürecin, bu 30 yılın biriktirdiği sorunların üzerine yükseldi. Ve aslında bunun temelinde de SSCB'nin Glasnost Perestroika ile birlikte tamamen dağılmasının ardından o bölgedeki daha önceki dönemler, yani Sovyetlerin 20'li yılların başında oluşturulan özerk, otonom ve özerk cumhuriyetler bölgelerinin kaderinin ne olacağı, bunların yeniden nasıl şekilleneceği üzerine aslında bir paylaşım, yeniden paylaşım çatışması olarak ortaya çıktı. Ve böyle ortaya çıktığı için de bugün de çözülmüyor, çözülmeyecek. Bu Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını taraflardan hangisi kazanırsa kazansın ki şimdi Azerbaycan kazanmaya yakın görünüyor, yine çözülmeyecek. Çünkü esas mesele, o zaman sorunun ortaya çıkış kaynağı bugün devamının da nedenlerini oluşturuyor ve bugün her iki ülkenin, başta Ermenistan ve Azerbaycan olmak üzere, bu iki ülke olmak üzere, hem dünyadaki emperyalist güçlerin hem de Türkiye gibi bölgesel bölgesel düzeyde güç sahibi olan devletlerin, burjuva hükümetlerinin politikaları, yaklaşımları yağma, buraları bir pazar olarak görme, buraları bir nüfuz alanı olarak görme yaklaşımı olduğu sürece çözülmeyecek. Çünkü bu topraklar kimin, kime ait sorusunun yanıtı, esas olarak bu pazarları kim paylaşacak, kim yağmalayacak, kim sömürülecek yanıtı ile birlikte tartışıldığı için, buralarda kimler yaşıyor, bu halkların çıkarı ne, bu topraklarda yaşayan halklar barış içerisinde bir arada nasıl yaşarlar, kardeşçe nasıl yaşarlar diye soru sorulup çözümler de buna göre üretilmediği için, aranmadığı için şimdi bu Azerbaycan mı haklı, Ermenistan mı haklı? Şöyle bakarsak Azerbaycan Ermenistan'ın daha önce işgal ettiği Dağlık Karabağ'la Ermenistan sınırı arasında, o Dağlık Karabağ özerk bir bölge,
Azerbaycan'ın içinde bir bölge. Yani Azerbaycan'ın sınırları içerisinde özel bir cumhuriyet. Neden öyle? Önce onu da söylemek lazım. Neden öyle? Çünkü orada Ermeni nüfus çoğunlukta. Azeri nüfus azınlıkta ve eskiden işçi hükümetleri, işçi demokrasileri demokrasisi döneminde, onun egemenliği döneminde çok mantıklı olarak Azerbaycan'ın Sovyetinin içindeki Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bu bölge özel bir bölge olarak ilan edilip yönetimi özel olup Azerbaycan Sovyeti'ne, o özel cumhuriyetin içinde olduğu için Azerbaycan Sovyeti'ne bağlanıyor. O kadar mantıklı ki, o kadar bilimsel ve o kadar hakkaniyetli ve halkın çıkarlarına uygun bir yaklaşım ki böyle çözdüğünüz bir sorun 70 yıl hiçbir çatışma yaşanmıyor bunun için. Yani 1920'lerin başından 1800'lerin sonuna kadar 1988'lere kadar pardon 1800'lerin dedim 1980 yılların sonuna kadar hiçbir çatışma yaşanmıyor. Barış içinde yaşıyor bu halklar orada. Ve sonra Ermenistan bu 90'daki savaştan sonra yani Dağlık Karabağ Savaşı diye tarihe geçen ya da Yukarı Karabağ Savaşı ya da Karabağ Savaşı diye 90'lı yılların başında yaşanan çatışmalardan sonra tarihe geçen Karabağ Savaşı diye tarihe geçen paylaşım şeyinden sonra çatışmalarından sonra Ermenistan Dağlık Karabağ'la kendi sınırı arasındaki Azerbaycan topraklarını da kendi denetimine alıyor. Kendi askeri denetimine alıyor. Orayı bir koridor oluşturuyor. Sorunun bu temelde çözülmeyeceği ta o zamandan belli. Yani 30 yıldır bu durum böyle oluyor ve bunun üzerine şimdi Azerbaycan bu aradaki kendi topraklarını geri alıp Dağlık Karabağ'ı da kendine bağlayarak bu sorunu çözeceğini iddia ediyor. Türkiye'de buralar zaten Türk toprağı. Zaten Erdoğan'a sorarsan Selçuklu'dan bu yana eski Selçuklu İmparatorluğu'nun hakimiyet alanında her yer Türk toprağı. O da oradan dalıyor. Şimdi onu soralım peki. Bu yaklaşımda bu sorun çözülmez yani. Onu soralım o zaman. Biraz daha Türkiye'yi ilgilendiren kısmıyla. Birincisi Türkiye niye burada taraf oldu diyeceğiz. Aslında sen bir giriş yaptın. Evet. Niye Azerbaycan'ı destekliyor diye de peşinden soralım. İkisini birlikte alalım. Şimdi Türkiye, tabii bunun birçok nedeni var. Çok yönüyle de konuşuldu. Yani Türkiye biliyorsun artık dört yanından savaş politikaları izleyerek dört tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak övünen bir ülkeydi. Türkiye egemen sınıfları, Türkiye burjuvazisi. Şimdi dört tarafı savaşlarla çevrili bir coğrafya haline geldi. O övünme denizler de dahil. Yani deniz sınırları da dahil Türkiye'nin bir çatışma alanı ve Türkiye buralarda hükümet savaş kışkırtıcısı politika izliyor ve bu Azerbaycan, Ermenistan konusu da aslında Türkiye'nin buraları kendisinin bir hinterlandı olarak görmesinin yani Türkiye burjuvazisinin egemen sınıflarının kendisinin toprağı gibi görmesinin bir sonucu. Yani eski Osmanlı, kimisi eski Osmanlı bakiyesi diye bakıyor. Osmanlı'dan bu yana buralar eskiden bizim oluyordu diyor. Dediğim gibi Erdoğan daha da ileri gidiyor zaman zaman. Selçuklu'nun döneminden Türklüğü başlatınca o günden bugüne kurulmuş bütün Türk devletleri bizim oluyor. Beylikleri, Türk yönetimlerinin olduğu bütün topraklar, coğrafyalar Erdoğan'ın. Bugünkü Türkiye'deki Erdoğan burjuvazisinin oluyor. Ve sonuçta geldiğimiz noktada da Azerbaycan sürekli bu bölgeyi denetim altına alması için Türkiye tarafından hem silah desteğiyle hem ekonomik olarak kışkırtılıyor bir anlamda aslında ya da teşvik ediliyor bu politika yönünde. Ama burada daha özgün bir şey daha dikkat çekmek lazım. Türkiye'nin çok sevdiği, Türkiye'de Erdoğan hükümetlerinin çok sevdiği iki slogan var. Birisi iki devlet bir hükümet sloganıdır. 2009'lu yıllarda öne çıkardılar bunu bölgedeki dış politikada. Bunun sonunda bu Suriye için söyleniyordu. Suriye'ye her gittiğinde, o zaman da Davutoğlu da Dışişleri Bakanı'ydı. Suriye'ye gidip geldiklerinde ya da Avrupa'da diplomasi yaparken AB görüşmelerinde Suriye meselesinde iki devlet bir hükümetiz biz derlerdi. Şimdi Suriye'nin halini görüyoruz. İki devlet bir hükümetiz diye başlayan vay kardeşiz biz şöyleyiz iki devlet bir hükümet kardeşliği konusunda bile kardeşim Esad'a kadar varan şeylerin sonunda Suriye'yi nereye getirdiğini ve Türkiye'ye de neye mal olduğunu yaşayarak görüyoruz. Şimdi de iki devlet tek millet diyor. Azerbaycan sorunu söz konusu olunca. Aslında bu bela bir slogan. Yani hem Azerbaycan halkının hem Ermenistan halkının hem Türkiye halklarının hem de bu coğrafyadaki Arap, Kürt, Türkmen bütün halkların başına bela bir slogan. Yani böyle bir sloganla iki devlet tek millet gibi bir sloganla siz burada barış kardeşlik inşa edemezsiniz. Aksine bir şeyi ele verirsiniz. Kendinizi, daha doğrusu kendi yapmak istediğiniz gerçeği ele verirsiniz. Yani iki burjuva devlet
Azerbaycan Burjuva Devleti, Türkiye Burjuva Devleti, Azerbaycan Burjuva Hükümeti, Türkiye Burjuva Hükümeti ve bunlar iki ayrı devlet, iki ayrı burjuva egemenlik olacak ama tek milletiz biz. Bunun sonunda hatta şöyle bile düşünebilir, Türkiye bu iki devleti ileride tek devlete indirme bakış açısıyla söylüyor bunu. Ama şunu uyarmak lazım, bu politikanın sonu da Suriye'nin sonundan farklı olmaz. Suriye'de gelinen noktadan farklı olmaz. Çünkü bir de şöyle şeyler var, bunlar tabii çok konuşulmuyor. Azerbaycan Sünni bir devlet değil, Azerbaycan Şii çoğunluğu olan bir ülke. Dolayısıyla bu iki devlet, tek millet bir noktadan sonra kardeşim Aliyev, düşmanım Aliyev'e ya da kardeşimiz Azerbaycan, hain Azerbaycan'a kadar gidebilecek çatışma öğelerini de barındırıyor. Onun için Türkiye'nin buradaki temel amacı, diyebiliriz ki temel amacı, buradaki tarihsel ve kültürel veya etnik bazı yönleri öne çıkararak aslında kendisinin bu coğrafyadaki yağma ve hegemonya mücadelesinden pay kapma çabasının ne diyelim yumuşatılmış, halk tarafından kabul edilebilir hale, hoş görülebilir hale getirilmiş şeylerini oluşturuyor. Evet, bir de şu yönü var. Şimdi elbette Türkiye'nin böyle bir meselede taraf olması ve aslında karşı tarafı da, yani Ermenistan'ın da ciddi şekilde sözlerle eleştirmesi ya da doğrudan Ermenilere dönük çeşitli sözlerin söylenmesi, özellikle milliyetçi tabanda bambaşka bir hale bürünmüş durumda. Bu memleketin içi açısından söylüyorum bunu. Özellikle işte Türkiye'de yaşayan Ermenilerin büyük tedirginlik halinde olduğunu görüyoruz. İçeriye, yani bu politikaların doğrudan içeriye ve halklar arasına yansıması nasıl oluyor sence? Evet, tabii çok doğal olarak, tabii önemli bir nokta bu. Çok doğal olarak, daha doğrusu çok olağan olarak bu politikanın devamı olarak ırkçılık, milliyetçilik, halklar arasında düşmanlık tohumlarının daha da çoğalması, daha da derinleşmesi, daha da köklü hale gelmesi gibi bir sonuçlar doğuruyor ve işin daha da trajik tarafı, halklar açısından bu aynı zamanda yoksulluk, açlık ve gelecek açısından daha büyük bir yıkım, hatta daha büyük bir çözülme, hatta daha büyük bir yozlaşmaya varabilecek sonuçlar doğuracak bir hatta sokuluyor. Şimdi kısa vadede normalde bakarsak Azerbaycan halkının da, Ermenistan halkının da, Türkiye halkının da kısa vadede bu işin aslında bir işçi çözümü, halkçı çözümü, işçi emekçi çözümü, işçi emekçi halk çözümü açısından, yani Sovyetlerin çözdüğü gibi bir çözümü açısından yakın bir gelecek açısından bir çözümleri yok. Dolayısıyla bu düşmanlığı bu temelde ortadan kaldıracak bir, kısa vadede kaldıracak bir değişim gözükmüyor. Ama en azından kısa vadede kendi ülkelerinin burjuvazilerine karşı, birbirlerine değil de, birbirlerine düşman olarak değil de, yani Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Azerbaycan halkına, Azerbaycan halkının Ermenistan halkına, Ermenistan halkının Türk halkına, Kürt halkına veya Azerbaycan halkına düşman olarak, kendi burjuva hükümetleri tarafından düşmanlaştırılarak bir arada yaşayamaz hale gelmelerine değil de, aksine her biri kendi hükümetlerinin, kendi devletlerini bu yanlışlarına karşı mücadele edip kendi işçi, emekçi sınıf kardeşlerine karşı bir barış ve bir arada yaşama, ortak bir arada yaşama duygusu geliştirecek ve hatta yürümeleri lazım. Bu ne kadar güçlenirse veya bu durum, bu bilinçteki işçi ve emekçiler kendi halkları arasında ne kadar kendi düşüncelerini yaygınlaştırırlar, etkili hale getirirlerse, bu düşmanlaştırmaya, bu gerici, milliyetçi, ırkçı, faşist tohumlara karşı barış, kardeşlik tohumları ekmeye, eşit koşullarda bir arada yaşama için geleceğe hazırlanmaya daha fazla katkı sunarlar. Yalnız bir şeyin daha altını çizmek lazım. Bunun için şu kesinlikle önemli. Kesinlikle ve kesinlikle önemli. Bu kışkırtmalara karşı soracakları ilk soru tayin edici olacaktır. Yani Azerbaycan halkının Ermenistan konusundaki kışkırtmalara, Ermenistan halkının Azerbaycan konusundaki kışkırtmalara ilişkin veya genel olarak Türkiye halkının
bu bölge halkları açısından başta Kürt halkı olmak üzere ve Ermenistan halkı olmak üzere yapılan kışkırtmalara ilişkin kendi çıkarları açısından sormaları gereken ilk belki de temel soru şu olmalıdır. Bu iş kimin çıkarına yarıyor, kimin çıkarına hizmet ediyor? Bizim günlük hayatımızı, bizim günlük yaşamımızı, çalışma ve yaşam koşullarımızı ve o halkların günlük hayatını, çalışma ve yaşam koşullarını nasıl etkiliyor? Dolayısıyla şu gerçeği görecektir. Ne Ermenistan burjuvazisi mesela kendi halkının aslına bakarsan acı çekmesinden rahatsız ve resmen kumar oynuyor, ateşle oynuyor. Ne Azerbaycan burjuvazisi ve hükümeti, Aliyev yönetimi kendi halkının acı çekmesinden yoksulluk, işsizlik veya kötü ve yaşam ve çalışma koşullarına mahkum olmasından rahatsız. Ne Türkiye hükümeti rahatsız. Dolayısıyla onların kaybettikleriyle kazandıkları arasındaki bağlantıyı aslında halklar kendi yaşam koşulları, çalışma koşullarını karşılaştırarak kurabilirler. Göreceklerdir ki bu ırkçı, milliyetçi, düşmanca politikalar en çok onların yaşamlarını kötü etkiliyor ve en çok onların yaşamlarında yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Belki o zaman bir çözüme doğru gerçek adımlar atmaya başlayabiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. Tekrar herkese sağlıklı günler dilerim.